Merhaba değerli arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size diskus balığı hakkında bilgi verecektim arkadaşlar. Frontozumuz görsel olarak da muhteşem gözüküyor. Arkadaşlar, diskus balığını beslemek için hiç diskus daha önce beslememiş kişilere anlatıyorum bunu arkadaşlar. En az 200-250 litrelik bir akvaryum olması bence şart. Akvaryum ne kadar büyük olursa diskuslarınız o kadar sağlıklı, o kadar gelişimlere daha iyi olur arkadaşlar. Arkadaşlar, diskus balıkları şöyle söyleyeyim size, gruplar halinde bakılması gerekiyor. Yani iki diskus ya da üç tane diskus bakmamız pek uygun değildir arkadaşlar. Sekizli, onlu gruplar halinde. En az 200-250 litrelik bir tankımızda diskus balıklarını beslememiz gerekiyor. Arkadaşlar, diskuslar pH değeri düşük akvaryumlarda yaşamayı severler arkadaşlar. pH değeri yüksek akvaryumlarda ölüm görebiliriz ve canımız sıkılabilir arkadaşlar. Diskusu yemleme konusunda da dana ciğeri, karides, somon gibi yiyecekler, et yiyecekleri verilerek de bakılabilir arkadaşlar. Tabii ki bu et yiyeceklerini verdiğiniz zaman diskusların içerisinde akvaryumun dibinde eğer kumlar büyük tanecikli ise, iri gözenekli ise bu yemlerin dışkıları çok olur arkadaşlar. Şimdi dana ciğeri, somon balığı, karides tarzında etler verdiğimiz zaman diskus balıklarımıza tabi dışkılarda bir o kadar daha artacaktır. Dışkısı çok aşırı olur. Normal kuru yem yemiş gibi olmaz. Dışkısı çok aşırı olduğu için suyun değerleri daha çabuk bozulur. Su değişimini sık sık yapmamız gerekiyor. Zaten su değişimi yapmamızın sebebi sadece suyun kirlenmesi değil. Suyun sürekli değişmesi balıkların sağlıklı ve gelişimi açısından çok önemlidir arkadaşlar. Diskus balıklarımızda biz bu yemleri verdikten sonra bazıları diyorlar ki diskus balıkları dibinde kum olmaması gerekiyor akvaryumun. Bazıları diyor ki ben kumsuz akvaryumda zevk almıyorum. Tabii ki dibi kumsuz bir diskus akvaryumu en sağlıklısıdır arkadaşlar. Diskusu sağlıklı bir şekilde beslemek için işte dana yüreği, somon balığı, karides tarzında et şeklinde balıklar ya da işte et gibi maddeler verince bu hayvanlara eğer kumu varsa, çakılları büyük ise dışkılar içine girecek ve su değerleri daha çok bozulacak. O yüzden bence en mantıklısı demiştik ya, dibinde kum olmaması. Hani frondozalar gibi ya da başka balıklar gibi diskuslar kumu alıp ağzına bir yerlere püskürtmezler, kumla oynamayı sevmezler. Kuma pek ihtiyaçları yoktur yani arkadaşlar. Ha, ben illaki kumsuz akvaryum istemiyorum, kum koymak istiyorum derseniz ve diskuslarımızı olması gerektiği gibi besleme koşullarının hepsini yapıyorsanız, İşte eti olsun, yem çeşitlerini bol miktarda falan olsun yapıyorsanız diskusları, yemini de bol verdiğiniz için akvaryum değerleriniz kirlenecektir, pislenecektir arkadaşlar. O yüzden yapmamız gereken, kum alırken mercan kırıklı kumlar var. Bunları kesinlikle almıyoruz. Mercan kırıklı kumlar, yani mercan parçaları pH değerlerini yükseltir. Diskuslarımız pH değeri yüksek akvaryumları sevmezler, yaşamayı sevmezler. Yaşam koşullarını aşar arkadaşlar. Arkadaşlar, o yüzden tuz şeklinde, bildiğimiz tuz şeklinde kumlar var arkadaşlar. Bu kumları kullanmanızı tavsiye ederim. Bu kumların içerisine bakteriler, pislikler, dışkılar daha az miktarda giriyor. Diğer büyük çakıllar, çakıllı kumlar, taşların içine daha çok saklandığı için suyun değerlerini bozuyor arkadaşlar. Diskus beslemek çok zevkli bir hayvandır. Herkes
diskus beslemek ister. Diskus biraz deniz balığına benzer. Görselliği de çok güzeldir. Çok şekli hayvanlardır. Üremesi de çok iyi olur. Diskusun su şartları iyi olmaz ise diskus yumurtladığı zaman yumurtaları yiyebilir de. Yani diskus yumurta yemez, yavrusunu yemez. Yalnız su şartları çok kötü ise o hem yumurtlamaz. Farz etti yumurtladı. Baktı yumurtalar çıkmayacak, yumurtaları yer. Baktı yumurtalar bozulacak, yumurtaları yer arkadaşlar. Diskusumuz. O yüzden su şartları çok iyi olursa, tankımızın boyutu çok iyi olursa ve içeride kullanmış olduğumuz filtre. Yani diskuslar sakin suyu sever. Dalgalı suyu sevmezler. Diskuslar dalgalı suyu sevmezler. Yani iç motor var. Muhtemelen, muhakkak bilirsiniz. Suyu içeri vurur ve suyun içine bir dalga oluşumu sağlar. Diskuslarımız bu şekilde dalgalı bir sularda yaşamayı sevmez arkadaşlar. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Bir dış filtre alıp dış filtrede diskus balıklarımızı dış filtreli bir akvaryumda bakmamız daha uygun olur arkadaşlar. Pipo filtre muhtemelen bilirsiniz. Yuvarlak bir sünger, içinde hortumu var. Hem diskuslarımıza oksijeni sağlamakta, hem de suyu dalga yapmadan suyu temizliyor arkadaşlar. Pipo filtre uygundur ya da dış filtre uygundur diskuslarımız için arkadaşlar. Diskuslarımızı bakarken yani önemli olan su değerleri, besleme, bakım koşulları, pH değerleri, akvaryumun hacmi ve üretimi için uygun olan şartları sağladıktan sonra diskusumuzu bakabiliriz ve verimli bir şekilde yavru alabiliriz. Diskuslarımız 10-15 günde bir de yavru yapabilir. Arkadaşlar diskuslarımız yavrular üzerine yapışır diskuslarımızın. Anneler ve babalar diskuslarımızı üzerinde biraz taşırlar ve arkadaşlar yavrular biraz büyüdükten sonra kendi kendine kendileriyle yüzmeye başlar arkadaşlar. O yüzden diskuslarımız bakarken diskuslarımızı en önemli konuları anlattık. PH değerimizin düşük olması, içeride mercan kırığı olmaması, dibinde kum olmaması, kum olursa tuz gibi ince kum olması, büyük çakıllı kumlar olmaması dedik arkadaşlar. Besleme koşullarında dana yüreği, somon balığı, karides balığı, kankurdu vesaire çeşinde yemlerle beslenmesi gerekiyor arkadaşlar. Diskuslarımızı iyi şartlar altında bakar isek, akvaryumumuzun su değerleri, su berraklığı, tankımızın büyüklüğü iyi olursa ve 8'li 10'lu gruplar halinde akvaryumda bakar isek diskuslardan en iyi şekilde verim alacağımızdan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik diskuslarımız hakkında diskus hakkında bu kadar bilgi vereceğim arkadaşlar. Daha sonra nasıl yumurtlar vesaire, kaç günde çıkar, nasıl yavrular, yavrular nasıl bakar. Daha sonraki videomda onları anlatacağım. Sizin diskus konusunda hakkında sormak istediğiniz yorumlarınızı videomun altına yazabilirsiniz. Çekmek istediğiniz yani diskus hakkında şu video bize çek diye yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Onu çekeriz arkadaşlar. Diskus hakkında şimdilik bu kadar. Daha sonra birçok videom gelecek. Tüm balıklar hakkında anlatacağım arkadaşlar. Kanalımı beğendiyseniz ne mutlu bana. Videolarımı beğendiyseniz ne mutlu bana. Videolarım orijinaldir. Yapmacık değildir. Hiçbir yerde kesme ya da şey yoktur. Sadece bir su değiştirirken videomu durdurdum. Su değişimi yaparken daha önceki videomda. O videomda işte su durdurduğum için kesmek zorunda kaldım. Diğer videolarımda çoğu orijinaldir. Yanlış bir şey söylediysem, kelime hatası yaptıysam affola arkadaşlar. Diskuslarımız hakkında şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hedefim çok yüksek. Çok aşırı videolar atmak.
tüm balıklar hakkında. Vakit buldukça video atacağım arkadaşlar. Aboneliklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik daha 250 abonem daha yok. Kanalımı yeni açtım. Bir ay falan oldu daha. Aboneliklerinizi bekliyorum. Kusura bakmayın. Özür diliyorum. Bekliyorum. Ben tüm balıklar hakkında size bilgi vermeye devam edeceğim. Ben hep burada olacağım. Tüm sorduğunuz sorulara cevap vereceğim. Hiçbir sorunuzu yanıtsız bırakmayacağım arkadaşlar. Beni izlemeye devam edin. Beni takip etmeye devam edin. Videolarımı paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bir hatam olduysa affola. Hoşçakalın.